kenarında atılmış domatesleri, çürük patatesleri alıp da ayıklayıp geçinmeye çalışan insanlar, ya da bütçeye konulup yarısı iç edilip yarısı da kurtlu mercimek, yanmayan isli kömür diye halka dağıtılanları bekleyenler var ya, o bu hale getirilmiş insanlarımız. Bu insanlar 13 milyon, evet kendileri söylüyor. Bu insanlar milli manevi ve insani meselelerle uğraşmaya vakit bulamazlar. Vakitleri bir tek meseleleri doymaktır onların. Ve ne yapacaksın ki, başka çareleri de yoktur. Onun için o insanlar kendilerine kim kömürü getiriyorsa, sanki o kömürü kendi cebinden çıkarmış, vermiş gibi ona oy verirler. Böyle demokrasi olur mu? Ben buna mankurt ekonomisi dedim. Mankurt ne? Mankurt şu: Cengiz Aytmatov, Allah rahmet eylesin, benim dostumdu. Dünya çapında bir yazardı. Onun bir kitabında var. Çok eski zamanlarda şöyle bir şey yapılırmış. Esirler alınır, esirler çırılçıplak soyulur, kafalarına gıdık keçisi derisi, gıdık mı? Keçi, keçi diyorlar. Keçi derisi geçirilir, güneşe bırakılırmış. Şimdi zavallı adam kızgın güneşin altında yatıyor. O deri kuruyup beynini sıkıyor. Böylece zihni çalışmaz hale geliyor. Kendisine ekmek verilmiyor, su verilmiyor. Günlerce bu şekilde. Sonra bütün bu işleri yapan RTE geliyor, ona bir bardak su, bir dilim ekmek veriyor. Kendisine o suyu ve ekmeği verene kul köle oluyor. Bütün o yaptığı işkenceleri unutuyor. O anda verilen suyu ve ekmeği hatırlıyor. Hayatı boyunca o kişinin kulu, ayrılmaz kölesi oluyor. Hikayenin sonunda şöyle biter. Bir hadiseyi anlatır. Bütün bunları yapan o RTE, hangi RTE? İşte o da başka bir RTE. Bütün bunları yapan RTE çobanlık yaptırır, koyunlarını güttürür başka elin beyine, köle haline getirdiği mankurta. Evet. Annesi izini sürer ve onu uyandırmak ister. Ama onu görünce efendisi der ki, bu kadın senin düşmanın, okla. Mankurt çeker okunu, annesini öldürür. Mankurt ekonomisi dediğim bu. Önce sefalete mahkum ediyorlar. Önce işsizleştiriyorlar. Önce yoksulluğa mahkum ediyorlar. Sonra bütçeye koyulan, bunu da biz yaptık, biz başlattık. Fakir fukara fonu. Bütçede var. 17 milyar bütçeye koyuyorlar ve onunla yandaşlarından, yandaşı büyük mağazalardan kurtlanmış mercimek, evet kurtlanmış mercimek, bu oldu yani, kurtlanmış mercimek alıyorlar, kömür alıyorlar, getiriyorlar, bu mankurtlaştırdıkları vatandaşlarımıza veriyorlar. Buna da ekonomi diyorlar, bununla övünüyorlar. Biz ne yapacağız? Biz elbette ki öncelikle iş sahası açacağız. Öncelikle esnafı dirilteceğiz, tarımı dirilteceğiz. Devlet evet yatırım yapacak. Devlet yatırım yapacak. Devlet yatırım yapmaz da bir sahtekarlıktır. Sahtekarlıktan ibarettir. Amerika kendisi yapar, Avrupa Birliği yapar, bize sakın yapmayın der. Ama eğer siz eğer küresimde gösterdiğim gibi kendinizi bu hale getirmişseniz, ne emredilirse yapmak zorundasınız. Başka çareniz yoktur. Neden? Çünkü sizi iktidara halk getirmemiştir. Sizi iktidara getirenler ne derlerse onu yapmak zorundasınız. Dolayısıyla orta direği yok etmelisiniz ki Türkiye'de demokrasi diye bir şey olmasın.